süt dağıtıldı biliyorsunuz çocuklarımıza. Sağlıklı gelişmeleri için sütün önemini bilmeyen yok. Ama sonrasında öyle gelişmeler oldu ki herkes merak içinde. Ne olduğu konusunda hassasiyetimiz son derece yüksek. Bilgi almak istiyoruz ve 4000 çocuğu hastanelik eden bu durum nedir öğrenmek istiyoruz. Telefonumuz hazırsa hemen merhaba diyelim. Doktor Yavuz Dizdar bizimle birlikte olacak. Evet efendim, ne diyorsunuz süt konusunda? Valla doğrusunu isterseniz bakanlıkların çok iyi bir projesi. Biraz sanıyorum endüstrinin üretim hatası nedeniyle kötü bir yöne sürüklendi. Bu anlatılan hikayelerden 4000 çocuğun hastanelik olmasından anladığımız sütlerin bir miktar bozulmuş olduğu. Büyük olasılıkla bu programlar sayesinde de insanların uzun ömürlü süt kavramından vazgeçmeleri nedeniyle ellerinde kalan süt bu projenin içerisine dahil edilmiş gibi görünüyor. Ve bu sütün, daha önce söylemiştik, ekşime özelliği yok ama küflenebilir bu sütler. Yeni ambalajlandığını görüyoruz. Ellerindeki stok süt olasılıkla ambalajın içerisine kondu. Dün bu konuda Gıda Güvenliği Derneği'nin kongresinde de bir açıklama yapmak istediler. Fakat açıklanabilir bir şey olmadığını gördük. Bakanlıklar çalışmalarını sanıyorum sürdürüyorlar. İyi bir projenin aslında çok daha iyi formu olan günlük pastörize süte dönüşmesini ümit ediyoruz. Çünkü UHT sütlerin zaten tüketilmelerinin bir faydası olmadığını fazlasıyla tekrar tekrar ifade etmiştik. Eğer bir çalışma araştırma yapacaksak da o zaman yönlenme noktasının küflenme olması gerekiyor. Bakanlık muhtemelen şimdi oradaki arkadaşlarımız da bunun içinde acaba E. coli oldu mu, koliform bakteri üredi mi diye araştırıyorlardır. Küflenmeyi çok kolay saptamanız mümkün değil. Tadında bir acıma şeklinde ortaya çıkar ama kolaylıkla atlayabilirsiniz. Öncelikle bu saptanana kadar kampanyanın bir şekilde kontrollü olarak gitmesi gerekiyor. Hakikaten bakanlıkların büyük bir gayretle oluşturdukları bu kampanyanın buraya gelmesinden ve 4000 çocuğumuzun da hastalanmasından büyük üzüntü duyduk. Bunu da ayrıca vurgulamak isterim. Peki Yavuz Hocam, şimdi dediğiniz gibi öncelikle Sağlık Bakanlığımızı gerçekten kutlamak gerek. Yani çok ciddi bir çalışma ve Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çok ciddi ve iyi bir çalışma. Mükemmel koordinasyon içerisinde bir çalışma. Evet, gerçekten çok onun için tebrik ediyoruz. Bu bir şanssızlık. Biraz da tabii şu da oluyor. Çocuklar birbirlerinden çok da etkileniyorlar. Siz de yaşamışsınızdır. Yani hekimlikte görüyorsunuz, biri midem bulanıyor dese öbürü de midem bulanıyor diyor. Yapılan açıklamaya göre hiçbir ciddi zehirlenme bulgusu bulunmamış. Bu da sizin söylediğinize uyuyor. Çünkü eğer dediğiniz gibi o bakteriler olsaydı, E. coli gibi bakteriler olsaydı ciddi vakalarla karşılaşırdık. Belki mantar şu anda hafif atlatıldı ama bu konuda dikkatli araştırma yapmak gerek diye düşünüyorum. Kampanya devam edecektir. Pastörize günlük süte dönebilirse müteşekkir kalırız çocuklarımız adına. Ama mevcut koşulların daha iyi değerlendirilip en azından eğer stoktaki süt veriliyorsa bile çok uzun beklemiş sütlerden kaçınılıp onlar imha edilip daha yeni üretim olan sütlere yönelilmesi kesinlikle önemli. Aksi takdirde bu tür sıkıntıları yaşarız. Her zaman da adını koyamayabiliriz. Tamamen haklısınız. Çocuklar birbirinden de etkilenmiş olabilirler. Fakat böyle şanssızlık durumlarında doğrusunu isterseniz kampanyanın bir zarar görmesini biz de hiçbir şekilde istemiyoruz. Günlük pastörize süt olarak yeni yılda da yeni bir eğitim yılında da devam edeceğini ümit ediyoruz.